Merhabalar efendim. Merhaba. Bir pazar gününde daha karşınızdayız. Evet, güzel bir giriş. Bugün arkadaşlar sizlerle Surviving Mars adlı strateji oyununu inceleyeceğiz. İnceleyeceğiz. Oynadık. Oynadık, inceleyeceğiz. Bir inceleme kodumuz geldi. Onunla oynadık, onu da baştan belirtelim. Kendimiz satın almadık. Ama yorumlarımızı etkilemeyecektir. Asla. Öyle insanlar değiliz biliyorsunuz. Evet efendim. Şimdi Surviving Mars nedir? Bir öyle başlayalım. Paradox Interactive'in yayıncılığını yaptığı ki strateji oyunlarıyla özellikle grand strateji oyunlarıyla çok tanınır ve bizim tarafımızdan da sevilen bir şirkettir biliyorsunuz. Ve Hemimon Games'in Tropico'nun geliştiricisi olan Hemimon Games'in geliştirdiği bir kolonizasyon ve strateji oyunu. Temelde bir aslında kaynak yönetimi, resource management oyunu yani. Böyle bir oyun sundular bize. Çok fazla reklamı yapılmadan çıktı, dikkat etmişsinizdir belki ama birden çok adı duyuldu ve bayağı Steam'de liste başı falan oldu satış açısından çıktığı zaman. Şu an Steam'de 61 liraya satılıyor. Hatta şu an %10 indirim var. Daha da ucuz galiba. PSN ve PlayStation 4'e de çıktı. PSN fiyatı 119 lira. Sanıyorum Xbox'a da çıktı. Emin değilim ama Xbox'a da çıkmış olması lazım. Onun fiyatına bakmadım. Siz bakıverin arkadaşlar ona. Xbox'ım yok. O nedenle. Konsolda nasıl oynandığını bilmiyoruz. Evet, Test PC'de edemedik. oynadık. Biz PC'de test etmeyi tercih ettik. İnceleme açısından daha kolay olması için. Hadi bakalım o zaman. Bir inceleyelim Zeynep ya. Evet, şimdi oyunun en başında oyunu yeni bir oyun oluştururken karşımıza çıkan ekranı da ben çok sevdim. Yani baştan başlamak gerekirse. Öncelikle Mars'a gidiyoruz. Amacımız hayatta kalmak. Bir roketle gidiyoruz ama önce dronlar gidiyor. Yani makinelerimiz ve robotlarımızla insanlar gelene kadar uygun bir ortam hazırlıyoruz Evet. insanlarımıza. Bir Su gerçekçilik payı çıkarıyoruz, var, elektrik şey değil falan. mi? Hatta bu insan öncesi zaman o kadar keyifli ki benim böyle insan getiresim falan gelmiyor yani. Ben de biraz Her öyle şeyi düşünüyorum. toplayayım falan. Neyse, en başta oyunu hazırlarken kendine bir koloni logosu seçiyorsun. Logolar çok güzel tasarlanmış. Ben tasarıma Evet. hayran kaldım. Hatta bayağı bir şeyini seçebiliyorsun. Şimdi mesela preset mission'lar var. Bir hızlı başlatma seçeneği de vermişler Evet. oyuna. O kolay başlatma gibi. Bir de kendini de Evet, kendin seçebiliyorsun. ve şey seçme, örneğin koloni logoları sadece tasarım açısından tabii ama sponsorlarımız var. Örneğin Paradox da logosu var. var. Uluslararası Space neydi unuttum. Mission. International Space Mission. International Space Mission seçince en kolay oluyor çünkü en Evet. çok şeyi Kaynağı. finansmanı onlar sağlıyor. Ama Evet. değişik değişik yerler var listede ve çok hoş. Değişik ülkeler var ve dini gruplar var. Yine en zoru da Paradox yine. Paradox'un kendi şeyi. Evet. Çok güzel bence hani direkt böyle kolay zor demektense Evet. sponsoruna göre. Sponsoru seçtim, var mıydı sponsorla gideceğim şey? Biz kolayda oynadık, onu söylemek Evet, istiyorum ki daha hızlı olsun evet diye. oyunu ilerleyebilelim, daha fazla mekaniğini görebilelim inceleme için yeterli zamanda diye. Ama Normalde en zor ayarda hayır, oynuyoruz öyle bir şey yok. Ama gerçekten oyunun bu zorluk derecesi oyuna bir derinlik katıyor mutlaka. Evet. Yani çünkü öbür türlü gerçekten sürekli tek zorluk ayarında olsaydı bayağı kötü olur. Mesela şey gibi düşün, bir Europa Universalis'te zor bir devletle başlamak gibi Evet. daha fazla seçenek veriyor oynanabilirlik Yani açısından. içi boş bir zorluk derecesi değil. Değil. Sponsorları seçmek çok keyifli. Diyelim sponsorumuzu seçtik. Ardından roketimizi nereye indirebileceğimiz söz konusu. Evet, Harita haritada. var. Böyle bir Ve bu Mars gerçekçi. dönüyor. Evet, gerçekçi bir Mars haritası diye okudum. İndireceğimiz konumu Evet, birkaç konum seçilmiş. seçebiliyoruz. İsimleri var hepsinin. Yanda ne kadar resource, ne kadar kaynak bulabileceğimiz var. Ayrıca yukarıda da zorluk bonusu veriliyor. Zorluk bonusu ne kadar azsa orası o kadar kolay bir yer. Öylelikle ben %55 civarında bir yerle başladım.
Bir şeylere göre istediğiniz yere de girebiliyorsunuz. Mesela mission, seçtiğin mission'ın zorluğuna göre falan filan da bu yüzde değişiyor. En son oyuna başlarken görebiliyorsunuz. Bazı yerlerde %50 falan gördüm. Çok merak ettim. Evet. Bayağı engebeli alanlar. %50 de daha fazla oyun puanı kazanabiliyorsunuz. Oyun puanının bir anlamı yok. Sadece kendinizi tatmin ediyorsunuz. Yani şöyle bir puan aldım gibi. Biraz daha zorlu bir oyun. Şimdi benim seçtiğim yer bütün alan neredeyse dümdüz. Ve birçok kaynak var. Hı hı. İlk oyun için benim için tatmin ediciydi ama bir daha oynayacağımda biraz daha engebeli bir alanı seçerim diye düşünüyorum. Şimdi şuna değinmek isterim. Çok pardon, oyunun başıyla ilgili. Ama sen bir şey daha var oyunun başıyla ilgili demek istediğim. Şimdi oyunu başlattık diyelim. En başta 5 tane şey var. 4-5 tane, 4 tane galiba. Yörüngeden atabileceğimiz anında tarayıp bize o ortamı tanıtan bir tarayıcı var. Problar var. O böylelikle nereye yerleşebileceğini daha güzel karar veriyorsun. Evet. Ama diyelim bastın su yok. Su önemli şey. Evet. Oyunu baştan başlatıyorum. Ben yani oyunu değil. Restart map diyorum. Hı-hı. Aynı yer bir de çok denedim. O yerler aynı. Aynı mı? Suyu bulana kadar probları baştan gönderebiliriz. Yani hep aynı mı çıkıyor orada? Evet, sadece restart map diyorum. Yeniden oyun kurmuyorum. Restart map koyuyorum. O yerler aynı. Her şeyin yeri aynı. Sen başka yere basıyorum. Suyu bulana kadar restart map diyorum. Öyle başladım. Çünkü su istiyordum. Acaba sen oyunu launch yaptığında mı sabit bir herhalde olabilir? Evet, bu mantıklıymış. Hoşuma gitti. Evet. Başlangıçla ilgili benim söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Şimdi ben bu oyuna başlamadan önce ikimiz farklı yollar tercih ettik Zeynep'le. Ben Cool18 adlı bir YouTube insanının tutorial'larını, işte eğitici videolarını izledim. Toplam 2,5 saat gibi bir şey oluyor. Tabii yeni bir oyunu öğrenmek için çok büyük bir zaman yatırımı. Ama iyi ki izlemişim dedim. Çünkü ilk oyunuma rahatlıkla başlayıp işte 120 küsür sola kadar getirdim mesela, hani hiçbir sorun yaşamadan neredeyse. Çünkü mekanikleri çok zorlayıcı bir oyun başta, yani öğrenmesi bir mekaniği bilmediğiniz için oyununuz mahvolabilir. Gerçekten zor bir oyun o açıdan, yani mutlaka hani ben öneriyorum. Ama Zeynep önermiyor. Yani neden önermiyor? Zorunda değil gibi. Şimdi Gökçe bunları izledi. Ben de iyi oynayayım bu akşam falan diye oturdum. Nasıl izlemeden, hiçbir video izlemeden oynayacaksın acaba, zor olmayacak mı demişti. Ama ben tabii temelde çok sık strateji oyunu oynayan birisi değilim. O yüzden ben de 120 gün oynadım oyun gününe göre. Ama Gökçe benden daha derine indi. Çünkü ben daha biraz daha rastgele oynuyorum. Hı-hı. Sen deneme yanılmayla öğrendin. Yani hiç şeyim yok. Video izlememenin eksikliğini hissettiğimi sanmıyorum. Evet, yani bence zaman kaybına neden oluyor nihai olarak. Ama bu derin strateji oyunlarında genel olarak olan bir şeydir. Tabii bu oyun yerleri kadar derin. Mesela Europa Universalis'i öğrenmek için de, işte Crusader Kings'i öğrenmek için de bayağı bir tutorial izlemeniz vesaire gerekir. Ama bu oyun o kadar derin bir oyun da değil bir yandan aslında. Kontroller açısından hiç zorlanmadım açıkçası. Hani videoları izleseydim daha iyi, yani ileriye dönük karar verme açısından daha iyi kararlar verebilirdim hani. Örneğin hani elektrik üreten yerlerin nereye yerleştirmeliyim, suyu nereye falan hani. Ama kontroller açısından bir zorluğu yoktu. Dediğin gibi kontrolleri çok daha derin olmayacak. Yani şey, bir de mesela oyunun başında işte o benim izlediğim tutorial'ı öneriyorlar resmen. Hı-hı. Oyunun kenarında görünüyor ama oyunun içinde bir tutorial yok. İpuçları var sadece. İpuçlarıyla da belli bir yere kadar, işte bilmediğiniz bir mekanik birden ortaya çıkabiliyor. O nedenle biraz izlemenizi öneririm. Eğer hani çok fazla talep gelirse, çok fazla zamanım yok ama bir yeni başlayanlar için bir video yapmayı düşünüyorum. Ama çok talep gelirse tabii. Gelmezse internette İngilizce olarak da birçok kaynak var. Bunu şu an çok az ama kaynak var. Ben aradığım hiçbir şey bulamadım ama oyun yeni tabii. Yavaş yavaş dolacaktır Wiki sayfaları falan da. Hani bir sorun oluyor. Bunu nasıl çözeceğimi, mesela Earthsick dünyayı özleyen bir kolonist oluyor falan. Hı-hı. Ona ne yapacağımı hala bilmiyorum. Evet. evet yani. Neyse, oyuna başıyla ilgili demek isteyen bir şey var mı? Başıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Başta keşif duygusu güzel. Değil orta mi? Oyunda da keşif duygusu güzel.
Ki bence özellikle bilim kurgu oyunlarında ve strateji oyunlarında da, yani haritalı strateji oyunlarında keşif kolay, çok kolay idame ettirilemeyen bir şey oyun boyunca. Fena değil diye düşünüyorum. Ama oyunun ortasına geçelim artık, daha Evet, oyunun bilim ve etli araştırma kısmına kısmını geçelim. çok sevdim ben açıkçası. O yani o adımlar güzel seçilmiş, kategoriler çok güzel, benim için mantıklı. Alıntılarla birçok bilim kurgu Evet. kitaba ve filme ve diziye gönderme yapıyor olması çok hoş. Evet, çok hoş gerçekten. Evet yani Şey evet. mesela, o research ağacı, bu araştırma ağacı tamamen şey, randomize olarak geliyor, yani rastgele geliyor her Evet. seferinde. Hepsini göremiyorsun. Evet, rastgele açılıyor, yani sıralaması rastgele. Ona O da güzel üzülüyorum. bir şey mesela. Güzel de üzülüyorum yani. Çünkü Evet. göremiyorum nerede ne var. Ama işte bir noktada şimdi haritası hemen hemen aynı olan diyeyim. Yani mesela şimdi sürekli Europa Universalis gibi bir örnek veriyorum ama derinliği, oynanabilirliği, tekrar oynanabilirliği karşılaştırma açısından veriyorum bunu. Örneğin orada bir ülkeyi alıp çok farklı yönlere gidebilirsiniz. Onlarca ülke arasından seçim yapabilirsiniz işte. Custom özel harita yapabilirsiniz vesaire. Seçenek çok, yani o oyunu gerçekten ömür boyu oynayabilirsiniz diyebilirim sıkılmadan. Ama şimdi burada sonuçta Mars gibi bir verimsiz Evet. topraktan ibaret bir yere gidiyoruz sonuç olarak ve kaynaklar kısıtlı. Anlatabiliyor muyum? Yani Evet. oynanışı çok fazla değiştirmemiz mümkün değil, zaten olay o değil. Bir hayatta Yani kalma oyunu ama evet. yani yine de o yüzden hani ne kadar çeşitlilik sunabilirlerse diğer açılardan, işte research sırası vesaire, bunları yapmak zorunda kalmışlar ki oyunu biraz daha tekrar oynanabilir kılmak adına, zorluk da bu Evet. şekilde. Yine de bence yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü konuşacağız yani eksilerini ama iyi bir deneme yapmışlar. Evet. Eksiler diye ayrı mı konuşalım Yok, dersin? hayır, bence bahsedebiliriz yani Şimdi onu. oyuna böyle başladık, yerleşiyoruz, her şey yolunda. Bazı şeyler çok gereksiz yere kısıtlayıcı olabiliyor. Örneğin binalar eskiyor. Binaları durmadan tamir etmeniz, bakım yapmanız gerekiyor. Evet. Normalde dronlar şey yapacak, bu binalara gidip bunları tamir edecek otomatik olarak. Ama Evet. bazen oluyor da drone'un alanının dışında kalıyor. Çünkü oyuna başladığınızda çok yoğun bir bu drone'ların alanlarına dikkat etmeliyim gibi bir Evet. şeyim olmuyor benim Evet. farkındalığım. Şimdi drone'un alanının dışında kalmış. Ben tamir et deyip duruyorum. Drone da böyle idle yazıyor, hiçbir şey yapmıyor. Bir uyarı yok, bir Evet. şey yok. Evet. En son bakmışsın bina çökmüş. Ya da daha kötüsü malzeme bitmiş olabiliyor veya Evet. storage'ın bitmiş olabiliyor. Anlayamıyorsun tam olarak ne Söylemiyor bittiğini falan ve filan. bu dronlar o kadar minik bir parçası ki oyunun. Yani her şeyi takip edemiyor insan. Ben artık bu Evet. 100 günün sonunda resmen durmadan hangi binanın rengi kötüleşti, binalara tıklayıp Tek tek. durmadan binalara tıklayıp duruyorum. Belki ileride bir teknoloji açılır Açılıyor. daha. Yani azaltan bir teknoloji açılıyor. Azaltan var bende şu anda. Ben istiyorum ki o yani bakım kendinden olsun. Bir drone atayım binaya falan. Böyle Evet. hani dronlarla Angarya. uğraşmak biraz gıcık olmaya başladı. Şimdi mesela diplomasi olsaydı bu oyunda, Stellaris gibi mesela, ya da işte ki Stellaris'in diplomasi çok başarılı olduğundan söylemiyorum ama var yani. Hani tabii ki konseptler çok farklı ama başka bir yere ilgi çekecek bir şey olsaydı Angarya'yı biraz daha azaltırlardı düşünüyorum. Ben oyunun Angarya'sını keyifsiz bulmuyorum. Güzel buluyorum ve oyunun ana mekaniği bu zaten. Yani bu sistemleri çalıştırmak. Evet. Çalışır bir sistem, kendi kendine yeten bir sistem oluşturmak oyunun amacı ama işte çeşitlilik çok olmayınca mesela şey oluyor, tamam, oyunun başında işte doğum kuruyorsun vesaire, gitgide etrafı keşfetmeye başlıyorsun, haritada ilerliyorsun, bir yerden sonra aynı işlemleri baştan yapıp sadece daha büyüklerini yapmaya başlıyorsun. Evet. Yani tamam, yeni teknolojiler keşfediyorsun, işte orada Mystery ve Wonder'lar ortaya çıkıyor vesaire, bunlar yenilik katıyor. Ama temel oyun mekaniğinde birazcık artık tekrara gitmiş oluyorsun yani. Bence Süper keyif almıyorsun o yüzden. ben hala keyif alıyorum çünkü dediğim gibi ben senin kadar sistematik oynamıyorum bir. İkincisi insanlar kısmından ben çok keyif aldım. Mesela şimdi her şeyi kurduk. Bu sefer bir tane daha roket gönderip kolonimizde yaşayacak insanları getiriyoruz. Ve bunun arayüzü de çok güzel. Yaş seçebiliyorsun.
Cinsiyet seçebiliyorsun. Sen söyle. Meslek Perk seçebiliyorsun. seçebiliyorsun. Perk seçebiliyorsun. Kusur seçebiliyorsun. Evet, Ve kusurlar var. bunları seçebiliyorsun ya da hani olmasın da diyebiliyorsun bunlar için. En sonunda da yine bir liste çıkıyor. Yine de listeden sen seçiyorsun. Yani o filtreliyor yani. Evet. Neyse bu insanlar geliyor şimdi. Otomatik olarak bir yerlere gidiyorlar. Sonra yani ben isterdim ki insanlar geldiğinde bir yere yerleştirmeden önce bana böyle bir listeyi versin, ben Nereye atayım atayım onları. vesaire. Çünkü diyelim fabrikaya tıklıyorum. Aa, burada niye doktor var diyorum. Doktoru hastaneye atıyorum. Hastanedeki doktor gidiyor başka bir yere. Hani biri girince biri çıkıyor Evet, ama evet. boş yer var, niye çıkıyor Evet. anlamıyorum. Hani orada ya benim anlamadığım bir şey var. Sana Evet. da oldu mu? Tabii tabii çok Çünkü rastgele. boş yer var ama Evet, boş. şeyde, vardiyada. Yok, öyle bir şey yaşamadım ben. Çok fazla işler arasında atamadım insanları. Çünkü şu da var, bir yerden sonra şimdi altyapını iyi kurduğun zaman, ya aşırı verimli bir şey yapmak istemiyorsan zaten herkes her yerde hemen hemen normal Ben çalışıyor. aşırı verimli istiyorum. Niçin? Çünkü çocuk da olsun Ya ihtiyaç istiyorum. yok ama işte Çocuk da bak. olsun istiyorum. Tamam. Çünkü zaten şeylerde de var. Başarılar yani şeylerde, Ya, achievement listesinde de çocuk da var. doğuyor işte Bir saniye. yani. O kadar kolay değil. Şimdi insanlar uygun olmayan yerlerde çalıştığında bayağı bir moral düşüyor. Ve o Evet, moraller düşüp evet. düşüp bu sefer O var. doğumun, yani o yaşadıkları alanın kendisine baktığında konfor düşüyor. Konfor düşünce çocuk olmuyor. Koloninin amacı bu, ilerleyebilmesin. Çocuk da olması gerek. Bir şey daha Evet. ekleyeceğim. Mars'ta doğan çocuklar fabrikalarda daha iyi çalışıyor. Ruh Evet. sağlığı daha Tabii iyi oluyor. yani o, ben Şimdi buralıyım diyor zaten. Memleketime fayda sağlıyorum diyor. dışarıda çalışmaktan ne olacak? Ben burada doğmuşum Ya zaten hayır diyor. şimdi evet evet kesinlikle öyle bir şey var. Çünkü bir de özellikle Endgame'de insanlar, insan yönetimi daha zorlaşıyor. Ve işte artık boşluğa düşmeye başlıyor insanlar. Kumara veriyor kendini falan Ay filan. çok gıcık ya. Yarısı kumar istiyor, yarısı içmek istiyor. Git kumarhanede iç arkadaş. Yani öyle problemlerle uğraşmaya başlıyorsun ama işte bir yerden sonra ne kadar keyif verdiğine bakmak istiyor insan yani. Öyle bir şey var. Neyse gelelim Mr.'lere ve Wonder'lara. Evet. Yani gizemler ve harikalar olarak Spoiler var çevirdik. demiş miydik? Dememize gerek yok. Ben artık bütün inceleme videolarının altına yazıyorum arkadaşlar. Tüm inceleme videolarımız spoiler içerir diye. Şöyle şimdi benim buradaki takdir ediyorum gerçekten. Çünkü şimdi breakthrough'lar var. Breakthrough'lar arkadaşlar teknoloji ağacının bir dalı. Ve burada önemli oyunla ilgili büyük işte keşifler yapılıyor, tamam mı? Büyük şeyler buradan kullanılıyor diyeyim yani. Ondan sonra ama bunun yanı sıra bir de ne var Zeynep'ciğim? Wanderlar ve şeyler var. Mister'lar Mısır'da. var. Şimdi Mister'lar ilginç bir heyecan katıyor oyunun ileriki zamanlarına. Ben Mister olayını kesinlikle sevdim. Ve mesela ben oyunun başında Jean-Luc Picard'ın bir şeyini seçmiştim. İşte ondan bir alıntıyı içeren bir mystery modu istediğimi onu seçtim yani öyle Evet. söyleyeyim. Ve bana Star Trek TNG'nin bir bölümünde olan bir mystery geldi mesela, ona benzer bir mystery geldi. Bu çok keyifli bir şey mesela gerçekten yani böyle şeylere omaj yapmaları mı diyeyim artık ne yapayım, ne diyeyim. Evet, omacı da çevir bakalım artık. İngilizce bile değil. Onlara böyle bir işte şey yapmaları. Gönderme, selam çakmaları. Selam çakmaları çok hoşuma gitti. Mister'lar kesinlikle şey tutabiliyor. Taze tutabiliyor oyunun konseptini. Ama Wanderer'lar çok büyük makineler, çok büyük teknolojiler. Wanderer'lardan kaç tane var bakayım bir notlarıma. 7 tane Wanderer var, 9 tane de Mister var arkadaşlar. Hani çeşitlilik sağlıyor. Güzel. Ama işte dediğim gibi bir yerden sonra hala kaynak yönetimi ve dünyaya geri satabileceğiniz tek kaynak değerli metaller olduğu için bir yerden sonra beni çok sarmadı. Çünkü ben yani daha iyi zaman daha çok hak eden strateji oyunları olduğunu düşünüyorum. O nedenle. Ama yani kendi çapında özellikle fiyatına bakarak bence yine de oynanabilir bir oyun diye düşünüyorum. Beni çok sardı. Niye edeceksin? Çünkü tekrar diyeceğim, hani ben senin kadar çok strateji oyun oynamadığım için çok şeyim yok karşılaştıracak.
Ben insanlarla çok eğleniyorum şu an. İnsanlar çok kısa sürede yaşlı oluyor. Bunu fark ettim. Sonra dedim bir tane daha kubbe diyorum doma. Bir tane daha küre evcik yapayım neyse. Dom yapayım bir tane daha. Oraya da yaşlıları koyayım dedim. Seçebiliyorsunuz böyle bu domda şu yaş grubu olsun, bu domda bu meslekler olsun falan diye. Onu oraya gönderiyorsun. Bu sefer yine çalışacak insan gerekiyor orada. Yine gençler giriyor. Evet. Gençler yaşlanıyor. Yani böyle bir... Ve bir domdaki insan başka domda çalışamıyor falan öyle. Çalışamıyor. Şey özellikle ataman gerekiyor oraya gitsin diye. Evet, orada yaşaması gerekiyor. Gidiyor, hoşuna gitmiyor falan. Yani insan faktörü ne kadar büyük onu görmüş oldum böyle bir şeyde. Bu konuda çok bilim kurgu film de var. Psikolojik gerilimden korkuya doğru giden. Yani o beni çok ilgim çekiyor şu an. Üniversite koyabiliyorsunuz mesela özel uzmanlığı olmayan insanları eğitmek için diyorsun ki mesela bu mesleğe göre eğit. Nadir metaller değerli metaller dedin. Onlarla benim başka bir şey üretmem gerekiyor Mars'ta kullanmak için. Ben daha hiç dünyaya bir şey satmadım. Evet yani dünyaya da satabiliyorsun. O da yani şimdi biz kolay modda oynadığımız için bizim fonumuz zaten çok büyüktü. Yani ihtiyacımız yoktu. Ben sadece hani mekanikleri görmek için birazını geri sattım vesaire. Şeyi çok sevdim, araştırma ve bilim kısmını çok güzel yönetmişler bence. Hı hı. Şimdi fonunuz var, evet. Ondan sonra şey var, dünyadan aldığınız bir bilim yani bilim puanlarınız da var. Dünyadan aldığınız, araştırma puanı diyeyim, dünyadan aldığınız puan var, araştırma merkeziniz varsa oradan aldığınız puan var. Hı hı. Ve orada bilim insanları çalıştığında daha iyi geliyor puan. Hı hı. Ondan sonra... şey var. Araştırma merkezinde daha büyüğü var. Daha sonra açılan. Ondan ayrı puan geliyor. RC işte Explorer'lardan aldığın artı bilim puanları var. Onlardan aldığın bilim puanları var. Ama bak normalde bir binayı upgrade ettiğinde yeni bina geldiğinde hep onu kullanırsın bu tür oyunlarda. Evet. Ama bunda ikisinden de varsa ikisinden de ayrı puan satırı evet. var yani. Bu Hı-hı. çok güzel bir şey. Evet. Sonra Genius bir insan denk gelirse kolonine gelen ondan yüksek bir puan alıyorsun. Hı-hı. Birçok şey var yani bu bayağı hoş. Dediğin gibi roverların şeylerin, explorerların gidip bulduğu şeyler direkt kaynak şeyin yani şeyi etkiliyor puanlarını ödüyor. Yani çok kopuk değil yani evet, sistemler evet. o açıdan Yok, güzel. Çok şey yapıyor. Yani temel sistem örgüsü Sürüklüyor. Bence de bayağı başarılı diye düşünüyorum. Biraz görsellik ve ses ve müzikten bahsedelim istiyorum. Hadi. Ondan sonra en son bir toparlarız diye aklıma geldi yani öyle. Hadi bakalım. Hoş olabilir yani. Efendim, görsellik. Buyurun, ne düşünüyorsunuz? Görsellik, tasarımı çok sevdim. Arayüzdeki tasarımı da çok sevdim. Hı hı. Ondan sonra Mars'a gittiğimizde normalde hı. iç karartıcı olabilecek bir ortam Mars. Evet. Ama binalar çok güzel çizilmiş bence. Ve binalar hı. rengini kaybettiğinde anlıyorsun ki bir sorun var. Hı. Hani tasarımı güzel de kullanmışlar yansıtmak için. Evet. Ondan sonra görsel tasarım olarak bakıyoruz sadece ama örneğin bu tür oyunlarda arabalar çok sorun yaşayabiliyor, gitmeyebiliyor falan. Araba konusunda hiç sorun yoktu yani gayet. Evet. Şey olarak hani sistematik olarak. Evet yani evet. hareket ediyor yani şeyde. Evet. Efendim tasarım, görsellik olarak. Ya bir daha söylemek istiyorum. Logolar çok güzel. Logolar çok Gerçekten güzel. Gerçekten şey Brokoli var. Sticker falan olsa kullanır insan yani. Ya şimdi güzel. Şey... Şimdi ben görsel olarak oyunu beğendim ama çok böyle etkileyici grafikleri yok. Ama yani olması da gerekmiyor. Bu bir strateji oyunu. Şey çok hoşuma gitti. Çok ayrıntıya inebiliyorsunuz görünümde. Evet. Bir zaten ana harita görünümü var. Bazı şeyleri oradan arada kontrol etmeniz gerekiyor. İşte sensörlerinizi oradan çalıştırıyorsunuz vesaire. Bir de ben yani drone bazında böyle inip onları izlemek çok hoşuma gidiyor. İşte roketlerin kalkışını izlemek çok hoşuma gidiyor. Evet. Hala hoşuma gidiyor. Mesela bunlar hani bir şey yapıyorum hissi veren şeyler. Mesela Explorer'ımın gelişini gidişini izlemek aşırı hoşuma gidiyor. Çünkü yeni bir şey bulmaya gidiyor. Tek başına gidiyor. Böyle bir cesaret var orada falan filan. Tabii ki robot olmasına rağmen. Ben de stres altındaki insanları izlemeyi seviyorum yaklaşık. O da. Ben... Sanitesini, şeyini aklını kaybetti benim bir şeyim. Takip ettim. Normal davranıyordu baya. Bir tanesi koştu gitti benim. Meteor yağmuru oldu. O domda olmaz. Şey kalmadı.
su kalmadı, oksijen kalmadı. Evet. Öleceğim diye koştum. Dedim nereye gidiyorsun? Ya ne yapsın işte. Yani böyle şeyler, böyle ayrıntılar benim çok hoşuma gitti açıkçası. Arada böyle ayrıntıya girip oturup izliyorum yani. Kesinlikle o açıdan başarılı buldum. Evet. Efendim menüleri de başarılı buldum dediğim gibi. Öyle çok flash oyunu tarzı değil çok fazla yani. Biraz research menüsü, yine ben o şeyleri, hücreleri çok beğenmiyorum tasarımını, ama yine de güzel yani. Yine de güzel. Dediğim gibi binalar falan çok hoş gerçekten. Evet. Ve de efendim, müzikte de birkaç kanal seçebiliyorsun. Evet, he? Radyo seçeneği vermişler ama müzik bana aşırı derecede jenerik mi deriz, yok öyle demeyiz. Sıradan? Sıradan böyle sıkıcı geldi. Kalitesi de biraz düşük geldi. Ben şey ummuştum, hani Paradox'un çok iyi bir bestecisi var. Andreas Valetov diye, adını yanlış söylemiyorsam. Acaba ondan yardım alırlar mı diye düşünmüştüm ama almamışlar gördüğüm kadarıyla. Birkaç farklı janrada, tarzda müzik veriyor oyun. Ama yani hiçbirini tatminkar bulmadım. Ben direkt mesela bir mod yükledim. Paradox'un diğer oyunlarından müzik çalan bir mod. Onunla oynuyorum. Hı hı. Çok daha keyif almaya başladım oyundan, yani öyle söyleyeyim. Ama yine de seçeneği sunmaları çok güzel bence. Çünkü birçok oyun, bu kadar tekrarlı ve saatlerce oynanan bir oyun, bu kadar fazla müzik seçeneği vermiyor. Hı hı. İnsanlar da mutlu görünüyordu müzikten, yani birkaç yorum okudum. Onun yanı sıra sese de ufacık da değinmek istiyorum. Şey çok güzel mesela, işte bu ayrıntıya iniyorum dedim ya. Ayrıntıya indiğimde direkt orada olan işlemin seslerini duyabilmek. Hı hı. Ondan sonra o çok hoşuma gitti. Genel olarak ses tasarımı güzel bence zaten. Öyle kulağa batan bir şey yok. Gayet yerinde görünüyor her şey yani. Öyle. Sesten de böyle memnun kaldım. Evet, beni de hiç kulağımı tırmalamadı müzik. Evet. Bu da benim için iyi bir işaret. Yeterli diyorsun. Efendim, gelelim genel yorumlara, önerir miydinizlere, evet, geleceğini nasıl görüyorsunuzlara falan filan. Evet, ben bu oyunu öneririm ama kime öneririm? Kime öneririm? Strateji oyunu seven ve böyle bilimsel temaları, detayları seven insanlara öneririm. Şurada Mars'ı kolonize etmemize ne kaldı arkadaşlar? Bence herkes ilgilensin artık bu konularla. Beni özellikle Mars kısmı ilgimi çekti açıkçası benim. Çünkü yani benim en fazla oynadığım strateji orta çağda geçen stratejiler falan olmuştur. Yani çok öyle oynamıyorum. Çok da yoktu eskiden zaten o kadar fazla, yani hani uzay temalı, işte kolonizasyon, uzayda kolonizasyon temalı falan. Evet evet, yani o nedenle şey, benim en çok ilgimi çeken şey dediğim gibi araştırma modu, bilimsel açısı. O nedenle hem strateji hem de uzay temalarını seven herkese öneririm. Bilim kurgu hayranı olan strateji severlere öneririm. Ben çok keyif aldım. Henüz. Evet. Yani 120 günde. Gitgide sıkıcılaşabilir. Bu yüzden ben strateji oyunlarını bırakıyorum bir noktada zaten. Tekrar oynar mısın? Baştan. Tekrar baştan oynayacağım tabii. Çünkü ben istiyorum ki insanlar gelmesin. O zaman ilerleyemezsin ama. Hayır, başta bir gelmesinler yani. Onlarla uğraşmak çok zor ya. Bir gitsinler ya. Yani, ben gitsin. Orada nelerle uğraşıyorum? Onlara su sağlamaya çalışıyorum. O gelmiş, ay kumar oynayamıyorum. Suyunu önceden sağlayacaksın. Suyunu. Ay durmadan gerekiyor. Durmadan su istiyorlar. Yani evet. Evet yani puanım yüksek, beğenim yüksek. Öneririm. Puanım 5. Hoş. Evet arkadaşlar. Ha? Önerirsin. Güzel. Ben şöyle, şimdi bu oyunun arkasında Paradox Interactive var sonuç olarak. Ve oyunun geliştirici stüdyosu da Tropico'ya bayağı bir DLC desteği yapıyordu. Ve bu oyun büyük ihtimalle çok arkasında Paradox olduğu için DLC ve mod şeyi, komünitesi geniş olacaktır ve çok fazla DLC alacaktır diye düşünüyorum. Hani ileride çok daha derin bir oyuna haline gelebilir ama şu anki haliyle bile sistemleri gerçekten güzel çalışıyor. Sadece ya zor bir şey işte, yani mükemmel bir strateji oyunu sunmak zaten zor bir şey ama sistemleri güzel çalışıyor. Ben baştan oynar mıyım? Bir tane zor oyun oynamayı düşünüyorum. Çünkü asıl zor oyunun keyif vereceğini düşünüyorum bu oyunda. Ama
İşte emin de değilim. Çünkü yani özellikle zamanınız kısıtlıysa ve oynayacağınız zaten hali hazırda çok sevdiğiniz strateji oyunları varsa gönül rahatlığıyla öneremem. Ama işte biraz zamanım var. Değişik bir kolonizasyon oyunu oynamak istiyorum. Ondan sonra uzay teması ilgimi çekiyor. Fiyatı da uygun bir oyun yani. Özellikle Steam fiyatı çok uygun yani. Denemenizi öneririm çünkü ben mod desteği alacağını düşünüyorum ve DLC desteği alacağını düşünüyorum. O nedenle mesela Stellaris de yani ancak kendini toparlayan bir oyun. Mesela bu direkt bir paradoks oyunu olmasına rağmen. Vesaire işte bunlar bildiğimiz konular arkadaşlar. O nedenle denemenizi öneririm açıkçası. İndirim de alabilirsiniz ya da şu an ucuzken alabilirsiniz. Ama mutlaka oynanması gereken bir oyun olarak görmüyorum şu anki haliyle. Bunu da belirtmek isterim. Ben genelde mutlaka oynanması gereken bir oyun diye bir şeyler demiyorum. Baldur's Gate hariç. Onu düşünmüştüm kafamda ama demeyeyim bir daha. İşte böyle evet. Arkadaşlar. İşte böyle yani. Diyecek başka bir şey var mı? Bakıyorum. Aa yok. Hepsini demişim ya. Bayağı evet, ben de listemi bitirdim. Bayağı konuştuk. Evet. Oynarsanız iyi eğlenceler. Evet arkadaşlar. Oynadıysanız zaten yorumlarınızı alabiliriz. Evet yani eğer öğrenme konusunda çok talep gelirse dediğim gibi bir öğretici video çekeceğim. Ama gelmezse çekmeyeceğim. Efendim böyle. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Evet.